Dünyada bu haftada ilk gündemimiz Gazze. Geçtiğimiz hafta İsrail ordusu Han Yunus ve bazı bölgelere havadan ilan atarak bölgelerin boşaltılmasını istedi. İsrail ordusu hem bölgelerin zorunlu olarak boşaltılmasını istiyor hem de Filistinli sivillerin gideceği yollara bombalar yağdırıyor. Birazdan bakacağız. İsrail'in katliamları sürerken İsrail iç siyasetindeki çatlaklar derinleşiyor. İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı arasındaki çatlaklar geçtiğimiz hafta daha da belirginleşti. Öyle ki beraber basın toplantısı bile yapamaz durumdalar. İsrail'deki koalisyon içerisinde çatlaklar yaşanırken Netanyahu'nun yolsuzluk davası da geçtiğimiz hafta yeniden açıldı. Netanyahu görevini kişisel çıkarları için kullanarak yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçlanıyor. Şu anda kendisi hakkında açılan 3 ayrı dava var. Her sene farklı bir ülkede gerçekleştirilen taraflar konferansı yani COP28 bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşti. Fakat bu seneki zirveye Gazze'de yaşanan katliam damgasını vurdu. Açılış Gazze'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Liderler konferans sırasında yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki gösterdiler. Birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz. Her şeye rağmen zirveden çıkan pozitif kararlar da oldu. Küresel petrol üretiminin %40'ından fazlasını temsil eden 50 şirket, petrol ve gaz karbonsuzlaştırma sözleşmesini imzaladı. Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteği de şu günlerde tartışma konusu. Geçtiğimiz hafta konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa ülkelerinin Kiev'i desteklemekte zorlandığını fakat Rus ekonomisinin buna uyum sağladığını söyledi. Berlin'de iki polis memurunun çoğu ırkçılıkla ilgili olan 364 adet soruşturma dosyasını sümenaltı ettiği konuşuluyor. Alman medyasında yer alan haberlerde aralarında Neukölln ilçesinde 11 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş'ınkinin de dahil olduğu 364 soruşturma dosyasının yıllarca işleme alınmadığının ortaya çıktığı iddia edildi. Birazdan bakacağız. Hindistan'a geçelim. Hindistan'da yapılan yerel seçimlerden Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi galip çıktı. 5 büyük eyaletten 3'ünde açık ara farkla daha fazla oy aldılar ve muhalefeti tamamen saf dışı bıraktılar. Dünyada bu haftaya Gazze ile başlıyoruz. Binlerce Filistinli Gazze şehrinin kuzeyinden güneye doğru gitmeye zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta İsrail ordusu Han Yunus ve bazı bölgelere havadan ilanlar atarak bölgelerin boşaltılmasını istedi. İsrail ordusu hem bölgelerin zorunlu olarak boşaltılmasını istiyor hem de Filistinli sivillerin gideceği yolları bombalıyor. Geçtiğimiz hafta açıkladıklarına göre İsrail kara harekatının başladığı 31 Ekim gününden bu yana 100 binden fazla top mermisi ateşledi. Yine İsrail ordusunun açıkladığına göre 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 10 binden fazla hava saldırısı düzenlendi. Bu rakam günde ortalama 196 bombardıman demek. Geçtiğimiz hafta Gazze'deki Han Yunus kenti ve Deir el-Belah'taki mülteci kampı İsrail tarafından bombalandı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki katliamlar sürerken İsrail siyasetinde çatlaklar derinleşmeye başladı. İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı arasındaki çatlaklar geçtiğimiz hafta daha da belirginleşti. Gallant Netanyahu'nun Savunma Bakanı, aynı zamanda da koalisyon ortağı. İkili arasındaki son kriz yargı reformu protonları sırasında yaşanmıştı. Netanyahu yeni yargı paketinde ısrarcı olunca protestolar başlamış, bir süre sonra bu protestolara askerler de katılmıştı. Eski Genelkurmay Başkanı olan Gallant, bunun üzerine tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrıda bulunmuştu. Netanyahu bunun üzerine Savunma Bakanı'nı görevden almış, bu sebeple de yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü. 7 Ekim'den sonra İsrail'de savaş kabinesi kuruldu ve Gallant bakanlık koltuğuna yeniden geçti. Fakat ikili arasındaki anlaşmazlıklar devam etti. Netanyahu Ekim ayında sosyal medya hesabından istihbaratın başarısız olduğuna dair bir gönderi paylaşmış fakat bunu daha sonra silmişti. Tüm bu yaşananlarsa İsrail kabinesindeki çatlakları artırdı. Geçtiğimiz hafta Gazze'deki durumla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Fakat ülkenin savunma bakanı, başbakanın basın toplantısına katılmayı reddetti. Netanyahu, savunma bakanı Gallant'ın ayrı bir basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, savunma bakanına bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı, karşılığını verdi. İsrail merkezli Maarif gazetesi de bu olayın üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında yaşanan anlaşmazlıkların derinleştiğini yazdı. İsrail'deki koalisyon içerisinde çatlaklar yaşanırken Netanyahu'nun yolsuzluk davası da geçtiğimiz hafta yeniden açıldı. Netanyahu'nun suçlandığı dava ise görevini kişisel çıkarları için kullanarak yolsuzluk yapmak ve rüşvet almak. Şu anda kendisi hakkında açılan 3 ayrı dava var. Netanyahu'nun suçlandığı bir diğer durumsa İsrail'deki en büyük özel holdinglerden biri olan Shaul Elowich'in şirketlerine bağlı bir internet sitesinde kendi lehine haberler yapılması için para vermek.
Valla News isimli web sitesine Netanyahu ve ailesi hakkında olumlu haberler yapması için 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı iddianamede geçiyor. Bir diğer suçlama ise iletişim başkanını değiştirip Netanyahu'nun seçim kamplarında çalışmış bir isim olan Shlomo Filber'i göreve getirmesi. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Mishen ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, pro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor. Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddialarını reddediyor. Her sene farklı bir ülkede gerçekleştirilen taraflar konferansı yani COP28 bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşti. COP iklim değişikliğinden kaçınmak ve sera gazı emisyonlarını küresel olarak adil bir şekilde azaltmanın yollarını bulmak için uğraşan bir organizasyon. Bu sene yapılan zirvede de tüm eksikliklere rağmen çeşitli adımlar atılabildi. 118 ülke küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 itibariyle 3 katına ve enerji verimliliğindeki ilerleme hızını 2 katına çıkarmayı taahhüt etti. Fakat bu seneki zirveye Gazze'de yaşanan katliam damgasını vurdu. Açılış Gazze'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Liderler konferans sırasında yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki gösterdiler. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu söyledi. 1967 sınırlarının altını çizdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah da zirvede yaptığı konuşmada Gazze'ye dikkat çekti. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve zirveye katılan diğer bazı liderler de Gazze'de yaşanan katliama dikkat çektiler. Küresel petrol üretiminin %40'ından fazlasını temsil eden 50 şirket, petrol ve gaz karbonsuzlaştırma sözleşmesini imzaladı. Atılan bu adımı harika olarak nitelendiren COP28 Başkanı Sultan El Cabir, birçok ulusal petrol şirketi ilk kez 2050 için net sıfır emisyon hedeflerini benimsemiş olsa da onların ve diğerlerinin daha fazlasını yapabileceğini biliyorum, diye konuştu. ABD, petrol ve gaz endüstrisindeki metan salımlarını kontrol altına almak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İklim değişikliğine sebep olan emisyonları sınırlandırmayı hedefleyen düzenleme, 2 yıl süren bir çalışmanın ardından COP28 zirvesinde ABD tarafından duyuruldu. Yeni düzenleme çerçevesinde ABD, 2030'a kadar 2020 seviyelerine kıyasla metan emisyonlarını %30 oranında azaltacak. 134 ülkenin başbakan ve devlet başkanları sürdürülebilir tarım, dayanıklı gıda sistemleri ve iklim eylemine ilişkin COP28 Birleşik Arap Emirlikleri deklarasyonunu imzaladı. Deklarasyonda dünya topraklarının %70'ini kapsayan 134 ülkenin imzası bulunuyor. Brezilya, Çin, Avrupa Birliği ve ABD'de dahil olmak üzere gıda zincirini etkileyen en yüksek emisyonlara sahip ülkeler bunlar. Fakat zirve hakkında olumsuz düşünenler de var. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, gezegen yerine getirilmeyen iklim anlaşmalarından bıktı. Sözleriyle en sert çıkışı yapan liderlerden biri oldu. Aynı zamanda Çin ve ABD başkanlarının katılmaması da zirveye gölge düşürdü. ABD ve Çin'i temsilen başkan yardımcıları temsilci olarak görüşmelere katıldılar. Bu iki ülke aynı zamanda çevreyi en çok kirleten iki ülke olma özelliğine sahipler. Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteği de şu günlerde tartışma konusu. Geçtiğimiz hafta konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa ülkelerinin Kiev'i desteklemekte zorlandığını fakat Rus ekonomisinin buna uyum sağladığını söyledi. Financial Times, Almanya'daki bütçe krizi sebebiyle Avrupa Birliği'nden 50 milyar euro alamama riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardım konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partisinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan kararlar vermesi sebebiyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor. Zirve 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri şu anda bütçe konusunda anlaşmaya varmaya yakın bile değil. Peskov, Financial Times'ın haberini değerlendirdi. Ukrayna'nın Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yakan dipsiz bir kuyu olduğunu söyledi. Her geçen ay daha fazla para gittiğini ve bu paranın dönüşü olmadığı için Ukrayna'yı desteklemenin giderek zorlaştığını söyledi. Hollanda parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı Wilders da geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı olduğunu söyledi. PVV lideri Geert Wilders yabancı medyaya açıklamasında, "Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayım. Lakin Hollanda'nın onlara savunma için silah vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bizim çok az silahımız var." ifadesini kullandı.
19 Kasım günü Arjantin'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Javier Milei kazanmıştı. Milei de Wilders gibi Ukrayna'ya silah vermenin doğru olmadığını düşünüyor. Görünüşe bakılırsa Avrupa ülkelerinde yükselen aşırı sağ, Ukrayna'nın eski desteği alamamasına sebep olabilir. Yine geçtiğimiz hafta konuşan NATO Başkanı Jens Stoltenberg de durumun iyiye gitmediğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak Batı askeri ittifakının cepheden gelebilecek kötü haberlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreterinin bu ifadeleri Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya mühimmat ve mali yardım konusunda tartıştığı bir döneme denk geldi. Diğer yandansa Moskova geçtiğimiz hafta asker sayısını 170 bin artırarak 1.3 milyona çıkarmayı öngören bir kararname imzaladı. Ukrayna'nın cephede ilerleme sağlamasa da büyük zaferler kazandığını savunan Stoltenberg, Avrupa savunma sanayisinin parçalanmış durumundan yakınarak NATO üyelerini mühimmat üretimini artırmaya çağırdı. Gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz diyen Stoltenberg, hükümetleri ulusal çıkarlarının ötesine bakarak büyük resmi görmeye çağırdı. Ukrayna için diğer bir kötü haber de Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Bütçe Direktörü Sharlan Dayang, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve diğer kongre liderlerine mektup yazarak ABD'nin Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'yı destekleyecek zaman ve parasının tükenmeye başladığını söyledi. Reuters'ın haberine göre gönderdiği mektupta Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele alan Young, Ukrayna'ya finansman ve silah akışının kesilmesinin Rusya'nın zafer kazanma ihtimalini artırdığını savundu. Young, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kongre eyleme geçmezse yıl sonu itibariyle Ukrayna'ya daha fazla silah ve ekipman sağlamak için kaynaklarımız tükenecek ifadelerini kullandı. Almanya'ya geçelim. Berlin'de iki polisin çoğu ırkçılıkla ilgili olan 364 adet soruşturma dosyasını sümenaltı ettiği konuşuluyor. Alman medyasında yer alan haberlerde aralarında Neukölln ilçesinde 11 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş'ınkinin de dahil olduğu 364 soruşturma dosyasının yıllarca işleme alınmadığının ortaya çıktığı iddia edildi. Burak Bektaş, 5 Nisan 2012'de arkadaşlarıyla muhabbet ederken başına ateş edilerek öldürülmüş, yanında bulunan iki arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Olayın Burak Bektaş'ın davasını takip eden kişinin başka bir daireye atanmasının ardından yerine gelen görevlilerin yaptığı incelemede ortaya çıkması dikkati çekti. Doğu Afrika'ya geçelim. Benzersiz bir kuraklık yaşayan bu bölge, kış mevsimine girilmesiyle anormal yağışlarla karşı karşıya kaldı. Tanzanya'da geçtiğimiz hafta durum kötüydü. Ülkenin kuzeyinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar Katesh şehrinde su baskınlarına ve sele sebep oldu. Yağıştan ötürü oluşan heyelanlar sebebiyle en az 50 kişi hayatını kaybetti. 100 kişinin üzerinde yaralı olduğu açıklandı. Ülkenin kuzey şehirlerindeki yollar yerinden çıkan ağaçlar ve yola savrulan taşlar sebebiyle kapandı. Geçtiğimiz aysa Somali şiddetli yağışların etkisi altında kalmıştı. Taşan nehirler Somali'de yaşayan insanların her şeylerini alıp götürmüştü. Somalili insanlar uzun süren bir kuraklık dönemi geçirmişlerdi. Ardından başlayan yağışlar haftalarca sürmüştü. Somali, yüzyılın en ciddi felaketlerinden birine tanık olmuştu. Benzer bir durum Mayıs ayında Ruanda'da yaşanmıştı. Yağışlar günler boyunca sürmüş, sel ve toprak kaymaları yüzünden en az 130 kişi hayatını kaybetmişti. Son durağımız ise Hindistan. Hindistan'da yapılan yerel seçimlerden Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi galip çıktı. 5 büyük eyaletten 3'ünde açık ara farkla daha fazla oy aldılar ve muhalefeti tamamen saf dışı bıraktılar. Laik bir kimliğe sahip olan Ulusal Kongre Partisi Modi'nin ülkedeki en büyük rakibi. Fakat muhalefet partisi yerel seçimlerde ulusal parlamentoya yalnızca 62 üye gönderdi. Modi'nin partisinin bu zaferi Hindistan'ın geleceği açısından oldukça önemli. Çünkü önümüzdeki Mayıs ayında genel seçimler yapılacak. Ve Başbakan Modi yeni 3. dönem adaylığı için teklif vermeye hazırlanıyor. Kilit eyaletleri kazanması Modi'nin başbakanlık yarışı için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Modi'nin başında olduğu Hindistan Halk Partisi kurulduğu yıllardan beri yükselişini sürdürüyor. Yoksul halk kitlelerine yapılan nakit para transferleri partiyi halk içerisinde daha popüler hale getirdi.